4 tane yeşil elmayı şimdi kabuğuyla beraber doğrayacağım ben. Ondan sonra da pişireceğim. Uzunca bir zamanda onun dolma süreci var. 2 gün önceden yapabilirsiniz. Bence bu tip tarifler çok avantajlı tarifler. Çünkü en azından tatlınız hazır oluyor. Sizi bekliyor. Bir tek sunumu kalmış oluyor. Sunum için de küçük minik kaplara koyabilirsiniz. O çok güzel olabilir. Ben bugün eğer vaktim yeterse çok istiyorum. Biraz da yeşil elmam fazla var. Onları içine oyacağım. İçine oyduktan sonra sorbeyi içine yerleştireceğim. Hoş olacak bence. İçine başka neler koyuyoruz? Şimdi bir tane de limonu ben sıkayım. 4 tane kullandığımız elmaya 4 çorba kaşığı limon ve 4 çorba kaşığı da o lezzet versin diye şeker kullanacağız. Evet, aşağı yukarı bir limon gitti. Burada 4 çorba kaşığı şekerim hazır beni bekliyor. İçine 300 ml de elma suyu koyuyorum. Evet, şimdi pişiriyoruz artık. Pişince blender'ı alacağız. Birazdan geliyorum. Kabuklarıyla beraber haşladığım bu elmalar artık çok güzel oldu. Ben şimdi onun altını kapatıyorum. Önüme alıyorum ve önce blender'dan geçireceğim. Sonra süzgeç alacağım. Tekrar blenderlayacağım. Şimdi artık süzgeçten geçirelim. Sonra da birkaç damla boya katalım. Şimdi birkaç damla ekliyorum. Tekrar blenderlayalım. Bundan sonra iyice dolmasını bekleyeceğiz. Donduktan sonra bir daha blenderlanacak ve ara ara karıştıracağız. Daha önce bu tip meyvelerden yapmıştık. Hatta buzlama diyoruz onlara. Dondurma, ev dondurması diyoruz. Ne kadar karıştırırsanız ve ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar iyi sonuç alacaksınız. Pek tabii bu buharının gitmesini bekleyeceğim buzdolabıma, buzluğuma zarar gelmesin diye. Sonra buzluğa kaldırıyorum. Tekrardan dolunca tekrar blender, ara ara karıştırma. 2 gün önceden bile yapabilirsiniz. Ondan sonra sunumda şık bir sunum hazırlayacağız.